Yeni bir videomdan herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bu yeleğimizi yorumlarda çok yazsınız arkadaşlar bitmiş haliyle paylaşır mısınız gibi Hanım diye. Ee, arkadaşlar aslında bitmiş halinde hiçbir şey yoktu. Kollardan sonra istediğiniz modeli koyup istediğiniz şöyle yapalım uzunlukta örecektiniz. Ee, dediğim gibi ben fare dişi modeli yaptım. Siz şöyle haroşayla da de devam edebilirsiniz ya da başka bir model koyabilirsiniz. Ben fare dişi modeli koymayı tercih ettim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Fare dişi modeli koydum. Şimdi bunda anlatabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece size bitmiş halini gösterebilirim. Bir de fare dişi modelini aslında kanalımda var fare dişi modeli ama bir de yileğin üzerinde göstereyim ben size. Ee, fare dişi modelini göstermeden önce de arkadaşlar şöyle boyunu söyleyeyim size. Madem böyle videosunu çektik şöyle yapalım. Evet bitmiş haliyle boyunla vereyim ben size. Şöyle şuradan şöyle tutalım. Evet kameraya sığıyor mu? Sığıyor. Evet şöyle yapalım. Uzunluğu 63 santim. Uzunluk 63 santim arkadaşlar. Siz tabi boyunuza göre daha çok uzatabilirsiniz veya daha kısa yapabilirsiniz. Kol kısmı bunu ikinci bölümde vermiştim ee, ama yine de tekrar vereyim 28-28 buçuk santim falan arkadaşlar kol kısmını bakın kol kısmını zaten tüm her şey burada arkadaşlar 40-42 beden 44-46 beden yani 40-42 bedene 28-28 buçuk 28 veya 29 santim daha sonra e, 44-46 bedene işte bedenler yükseldikçe ikişer santim 3'er santim Oyuncak o da ne oluyor arkadaşlar Burada şu kol yerine Yani burgu yaparsınız Veya da e, araya düz olarak da koyabilirsiniz Başka bir model de koyabilirsiniz Bu bölmeli yere e, Burası kol kısmı Uzadıkça beden kısmı da büyüyor Yani bu 40-42'de 28 santimse veya 29 santimse Dediğim gibi 44-46 santimde 30 santim 48-50 bedende 34 santim yani santimler büyüyerek gidiyor bütün iş e, yani özet olarak arkadaşlar beden büyürken e, beden büyüklüğünde ne yapabiliriz diye sordunuz beden beden büyüklüğünde arkadaşlar bu kısım uzuyor bu kısım uzadıkça da ne oluyor? E, arttırmalar devam ediyor. Arttırdıkça da bedenimize göre büyüyor. Başka hiçbir e, değişikliği yok. Yani evet. ben bunu 40-42 beden olarak gösterdim. Siz 44'e, 46'ya, 48'e, 50'ye, 52'ye kadar, 54'e yani istediğiniz bedene kadar bu kısmı büyüttüğünüz zaman, uzattığınız zaman da devam ederek beden büyüyüp gidiyor arkadaşlar. Kısacası bu. Ben bir video daha çektim. 44 46 beden diye anlatmaya çalıştım ama genelde anlamışlar anlamayan arkadaşlarımız da olabiliyor tabii ki yeni örgüye başlayanlar var veya da yakadan örmeli bilmeyenler var o yüzden e, hiçbir zorluğu yok bütün olayı arkadaşlar beden büyütmedeki olay burada bu enseden buraya kadar uzayarak geliyor uzadıkça da beden büyüyor arkadaşlar şimdi boyunu verdim Enini de vereyim ben size. Madem bitmiş haliyle videosunu istediniz. Boyunu enini vereyim arkadaşlar. Eni şöyle yapalım. 62-62,5 eni de arkadaşlar. Şöyle bir daha bakayım. Evet 62 santim falan eni arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar lastiğinde kol kadar. Yani kola koyduğum kadar lastik koydum. Yani 6-7 sıra lastik koydum. Lastiği şöyle göstereyim. Fazla uzun yapmayın zaten lastiği. Lastiği de bu kadar yaptım lastikten sonra da kestim arkadaşlar. İsterseniz şunu da söyleyeyim. Ben size ölçüyü verdim ama 1-2-3-4-5-6-7-8-9 10-11-12-13-14-15-16 27-28-29-30-31-32-33 Evet. 33 diş e, fare dişi yaptım. Daha sonra lastik koydum arkadaşlar. Şimdi videoyu bitirmeden ben size Fare dişi modelini de kısacık göstereyim. Fare dişi örmek isteyen arkadaşlar için ikinci bölümde e, çok az gösterdim ama 3 sıra gidiyorsunuz. 4. sırada fare dişi modelini yani bir düz bir ters düzleri bir alttan olarak örüyorsunuz diye bir sıra göstermiştim. Birkaç sıra göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Bu fare dişi modeli tek sayıyla bitecek arkadaşlar. Onu da videomda söyledim ama tekrar bir dipnot olarak geçeyim istedim. Şimdi şöyle düz gideyim ön tarafta başlayayım. Evet. Yani ön tarafta 1-2-3-4 diye başlayayım. Burayı saymıyoruz arkadaşlar. Burayı şöyle bir sıra gideyim. Dediğim gibi arkadaşlar yeleği istediğiniz uzunlukta ve istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Sadece roba kısmında orada bu, bu kol kısmını uzatarak gidiyorsunuz. Zaten o uzadıkça da artıyor. Arttıkça da beden beden büyüyüp gidiyor arkadaşlar. Çok kolay çok basit bir model. Bir de e, normal yelek öreceğim. Onu da paylaşacağım sizinle. İsteyen arkadaşlarımız var. Büyük beden anne yeleği diye. Belki. E, hırkadan önce onu paylaşırım ya da hırka başlayacağım onu paylaşırım. Yani bu videomdan sonra ya yelek videosu gelecek ya hırka videosu gelecek arkadaşlar. Evet şimdi ilk sıramız düz sıramız bakın arkadaşlar. Ön tarafta düz. Arka tarafta ters olmak üzere 3 sıra öreceğiz. 4. sıramız arka tarafa denk gelecek arkadaşlar. Arka tarafta da fare dişi modelini koyacağız. Evet birinci sıramız dönüyoruz ikinci sıramız arkada ters örüyoruz evet. Ön tarafta tekrar düz örüyoruz. Yani üçüncü sıramız. Üç sıra düz oluyor ön tarafta arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Üç sıra düzümüzü tamamladıktan sonra arka tarafa dönüyoruz. Arka tarafta bakın. Ters ördüm düzü bir alttan alacağım. Düz. Tersi örüyorum. Düzü bir alttan alıyorum. Tersi örüyorum. Yani düzü böyle örmüyorum. Şöyle bir alttan alıyorum. Tersi örüyorum. Düzü bir alttan tersi örüyorum. Düzü bir alttan tersi örüyorum. Son ilmeğimi de örüyorum. Bak tekrar birinci sıraya geçtik. Bakın. Birinci sıramız düz. Yani ön tarafta düz, arka tarafta ters örüyoruz. Ön tarafta üç sıra tamamlanınca hemen arka tarafta modelimizi koyuyoruz. Düzümüzü örelim. Arka tarafta ikinci sıra. Tersimizi örelim. Yani ikinci sıra. Evet. Üçüncü sıra. Düzümüzü örelim. Tek ile başlayacağız bu, bu modeli arkadaşlar. Benim yeleğimde çift sayı oldu. Yelekte bir tane arttırdım hemen yan tarafından tek sayı yaptım. Evet şimdi dördüncü sıra. Dördüncü sırada modelimizi koyuyoruz. Tersi örüyoruz. Düzü bir alttan. Yalnız bu hizayı kaybetmiyoruz. Şu düz gelen hizayı kaybetmiyoruz arkadaşlar. Evet. Tersimi ördüm. Düzü bir alttan aldım. Ters ördüm yani bir ters bir düz örüyoruz burada düz geçmiyor her e, tamamıyla ters fakat bir ters bir düz mantığıyla gidiyoruz arkadaşlar aynı zamanda da buradaki sırayı kaybetmiyoruz yani hemen ilmekten sonra başta, e, başlangıç ilmeğinden sonra ters alıyoruz hemen yanına düz yapıyoruz eğer başlangıç ilmeğinden sonra hemen düz yaparsanız o sırayı da kaçırmayın yani ben tersle başladım tersle aynı devam ediyorum başlangıç ilmeğimden sonra hep tersle devam edeceğim Evet. Düzü bir alttan. Bir ters, bir düz örüyoruz. Bir alttan alıyoruz. Ters düz bir alttan. Burada ters olarak geçiyor ama ters düz mantığıyla gidiyoruz. Ters düz. Düzler bir alttan. Ters. Evet. Düzle de bitiriyorum. Burayı yani burada düzle başlasaydım ikinci ilmekte burada da düzle bitecekti. Tek ilmekle başlamanın mantığı da o arkadaşlar. Yeleğimde yaptığım model, şöyle de göstereyim. Çünkü kahverengi de belli olmayacaktı. Modelimiz bu arkadaşlar. Yeleğimizde anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar. Yeni bir videoda, yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.